Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizinle harika bir katmer tarifimi paylaştım. Çok farklı bir yöntemle harika bir katmer tarifi hazırladım. Bakar mısınız tarifime geçmeden önce katmerlerimin o son halinde sizinle daha yakından paylaşmak istedim. Gerçekten yapılışı çok pratik çok az bir malzeme ile hazırlayabileceğiniz harika bir katmer tarifi. Bu tarifimi kahvaltılarda özellikle kahvaltılarda denemenizi tavsiye ediyorum. Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim. Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz? İyi seyirler diliyorum. İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir buçuk su bardağı suyu üzerine bir su bardağı süt ilave edelim. İsterseniz sadece su da kullanabilirsiniz ama süt bence güzel bir lezzet veriyor. Üzerine bir tatlı kaşığından az fazla tuz ve sadece bir çay kaşığı kuru maya ilave ediyorum sevgili arkadaşlarım. Ben katmerimin böyle çıtır çıtır çok kuru olmasını istemiyorum. Evet kat kat olsun ama birazcık da böyle kabarsın katları belirgin olsun diye çok az sadece bir çay kaşığı kurumaya kullanıyorum. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra kontrollü bir şekilde unumu ilave ediyorum. Yumuşacık bir hamurumuz olması gerekiyor. Bu tarifimde buçuk su bardağı un kullandım. Evet, hamurumu böyle koparmadan katlayarak e, kısa bir süre yoğuruyorum. Daha sonra tezgahın üzerine aldım böyle daha pürüzsüz olacak tezgahın üzerinde birazcık un serptikten sonra hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Burada da bir iki dakika kadar e, burada da yoğurdum. Böylece kıvamı çok daha güzel oldu. Evet hamurumu şöyle güzelce toparladıktan sonra girişi güzel kesiyorum. Daha sonra eşit olacak şekilde ben 12 adet beze hazırladım sevgili arkadaşlarım. Tabi büyüklü küçüklü katmerlerde hazırlayabilirsiniz. Yani hepsinin eşit olması şart değil. Evet ilk önce görmüş olduğunuz gibi hamurlarımı gelişi güzel kesiyorum. Ve ondan ona pay ederek eşit olacak şekilde böyle aşağı yukarı mandalina büyüklüğünde bezeler aldım. tabi e, tabii daha büyük veya daha küçük katmelerde hazırlayabilirsiniz. Evet bütün bezelerimi şeklini verdikten sonra şöyle bir servis tabağımın içerisine sadece 2 yemek kaşığı sıvı yağ alıyorum. İlk önce böyle servis tabağımızı yağ sürelim. Daha sonra bezeleri içerisine yerleştiriyorum ama böyle elimle sıvı yağla böyle bulayarak her tarafına yağın değmesini sağlıyorum. İsterseniz bir fırçayla da yapabilirsiniz ama bence hiç gerek yok. Gayet kolay bu şekilde. Evet, şöyle elimle birazcık üzerine gezdirdikten sonra o yağ her tarafına değmesi gerekiyor. Daha sonra bezelerin üzerine kapatıyorum ve bir 10-15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Hiç dinlendirmesiniz de olur ama birazcık dinlendirirseniz hamurlarınız çok daha kolay bir şekilde açılacaktır. Ara katlarına sürmek için şu anda sadece 100 gram tereyağını erittim. Daha sonra birazcık sıvı yağ ilave edeceğim ama ilk etapta değil. Evet hamurum şöyle 15 dakika kadar dinlendirdim ve bakar mısın hamurun kıvamı çok daha güzel oldu. Böyle kendini bıraktı. Daha özlü bir hamurum oldu. Evet bezenin bir tanesini tezgahımın üzerine alıyorum ve sadece parmak uçlarımla dokunarak çok kolay bir şekilde hamurumu büyütüyorum. Çok fazla büyütmenize gerek yok sev e, sevgili arkadaşlarım. Sadece servis tabağı büyüklüğünde açmanız büyütmeniz yeterli. Ve şöyle tezgahımın bir kenarına yerleştiriyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde büyüteceğim. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var ve ben gerçekten sizlerin desteği sayesinde kanalımın çok çok daha güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Kısacık bir yorum, küçük bir emoji hatta küçük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Tariflerimi denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi benimle paylaşırsanız gerçekten çok sevinirim ve ben de böylece eksiklerimi tamamlamış olurum. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım bir sohbet ederken ben de bütün hamurlarımı servis tabağı büyüklüğünde açmış oldum. Ve üzerine eritmiş olduğum 100 gram tereyağını böyle bir yemek kaşığına yakın tam böyle dolu dolu bir yemek kaşığı değil ama bir yemek kaşığına yakın olacak şekilde e, bezelerin üzerine döküyorum böyle altı tane bezen üzerine döküyorum hepsine değil kalan altı tanesini ise üzerine kapatacağım toplamda 12 adet bezemiz vardı Evet şöyle bir kenarından kapatmaya başladım ee, gerçekten görmüş olduğunuz gibi yapılışı çok farklı ve inanın çok lezzetli böyle çıtır çıtır içerisi kat kat harika bir katmer tarifimiz oldu E şöyle tereyağını da böyle elimle kenarlarına sürdükten sonra diğer altı bezemi üzerine kapatıyorum İlk etapta tereyağı böyle erittiğimiz için tereyağı katı değil e, o yüzden elimle sürüyorum ve hamuru böyle kenarlarını yapıştırıyorum kenardan akmaması için evet kalan tereyağın üzerine şöyle yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ettim sevgili arkadaşlarım sadece bu kadar yağ kullanıyoruz Normalde ben bu ölçüde farklı bir katmer hazırladığım zaman tereyağını ve sıvı yağını daha fazla kullanıyordum. Bence bu kadarlı yeterli. Çok fazla kullanmanıza hiç gerek yok. Çünkü bu tarifimi görmüş olduğunuz gibi elimle açıyorum. Yani oklava kullanmıyoruz. Eğer oklava kullanmış olsaydık bu sayede un da kullanacaktık. Böylece daha fazla yağ gidiyor. O un yağı çekiyor yani emiyor. Bunu da çok fazla kullanırsanız eğer bu ölçüden fazla kullandığınız zaman katmerleriniz çok yağlı oluyor. Bence bu ölçü çok ideal. Evet hamurumun böyle iki tanesi zaten ikili bir hamur yapmıştık Tezgahımın üzerine alıyorum tezgahın üzerine tekrar yağ sürmedim sevgili arkadaşlarım zaten biraz önce yağladığım için tezgahın üzerine bir tık böyle yağlıydı e, elimle incecik açtım Tabi bu kadar ince açmak zorunda değilsiniz ama ne kadar ince açarsanız da o kadar lezzetli oluyor hazırlamış olduğum tereyağlı sostan böyle iki buçuk üç yemek kaşığı kadar her tarafına değecek şekilde fırçayla sürdüm ve karşılıklı olacak şekilde hamurumun iki kenarından katlıyorum burada da böyle mümkün olduğu kadar çekiştir hamurumuzda yırtılma olabilir kopma olabilir hiç sıkıntı değil ne kadar incecik olursa o kadar lezzetli katmerlerimiz olacak Evet daha sonra tek tarafından 3 e, kez katladım bu şekilde katı da belirgin olacak ve bakın sevgili arkadaşım bu şekilde katladıktan sonra hamurumu şöyle bir kenar alıyorum ve bakar mısınız? Ne kadar kat kat oldu. Diğer hamurlarıma da aynı şekli verdikten sonra ilk şekil verdiğim hamurumu alıyorum. Böyle elimle açıyorum. Çok fazla incecik yapmanıza gerek yok. Oldukça büyük katmerlerim oldu. Yani ben gözleme tavasında pişiriyorum. Benim gözleme tavam çok büyük olduğu için böyle sanki katmerler çok küçük gibi görünüyor ama Öyle değil, oldukça büyük katmerlerimiz oluyor bu ölçüden. 6 tane katmerimiz oluyor. Evet, gözleme tavam tamamen ısındıktan sonra katmerimi üzerine yerleştiriyorum. Burada da orta ateşten biraz daha yüksek ateşte olması gerekiyor. Orta ateş katmerlerinizi kurutabilir. Biraz daha böyle bir tık daha yüksek ateşte sık sık çevirerek yani böyle bir kez çevireceğiz, iki kez çevireceğiz diye bir kural yok. Sık sık çevirerek katmerlerim güzelce kızarana kadar pişiriyorum. Evet ve diğer bütün katmerlerimi aynı şekilde pişirdim. Şöyle ilk sıcağa gittikten sonra sevgili arkadaşlarım bakar mısınız görüntünün güzelliğine? Gerçekten çok güzel katmerlerimiz oldu. Burada bence renginden de, görüntüsünden de ne kadar lezzetli olduğu bence anlaşılıyor. Evet şöyle rengini, e, görüntüsünü daha yakından sizinle paylaşmak istiyorum. Gerçekten denenmeye değer bir tarif sevgili arkadaşlarım. Ben özellikle kahvaltınız için e, bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. gerçekten görüntüsü, lezzeti bir harika. Evet sevgili arkadaşlarım, siz videomun, tarifimin son halini izlerken ben de sizinle vedalaşmış olayım. Bugünlük de benden bu kadar. Tarifimi, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah'a emanet olun.